Evet kıymetli dostlar 3 Nisan 2024 Fener'in maçı var ee, hocam bu gündemlerden nerelerden nerelere geldik Allah aşkına olağanüstü genel kurul toplantısı yaptık bilmem ne yaptık biz ligden çekileceğiz derken tekrar maça şey yaptık şöyle oldu böyle oldu ya arkadaşlar süreci ben size anlattım son günleri anlattım futbolcuların kararını anlattım devam etmek istediklerini anlattım şunu da belirteyim. Dünkü canlı yayında uzun uzun diye anlattım. Tekrar tekrar anlatmanın bir lüzumu yok. Birincisi kulübümüz yayınladığı videoyu FIFA'ya ve UEFA'ya gönderdiğini belirtti. Bu bence alınan kararlardan çok daha önemliydi. İkincisi kapa, da dahi, kapa dahi açıklama yapıldı arkadaşlar. Süper Kupa eğer uygun tarih ertelenmezse, yabancı hakem atanmazsa Süper Kupa maçına çıkmama yetkisi verildi. Haliyle önümüzdeki iki sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmama ya da U19'da katılmama etkisi verildi. Türkiye'deki futbol faaliyetleri kararlarından bağımsız olarak yurt dışı futbol yapılanmasına organizasyonuna başlama karar verildi. Yani ne denilir buna? E, canımız istediği zaman takımı başka takıma taşıyabiliriz. Şimdiden bir takım alalım. O takımı coşturalım diye. Dördüncüsü de yaşanan olaylarla ilgili UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına başvurması. Yani bu... E, Hocam ligden çekilme olmadı da ben üzgünüm de şöyle de böyle ya, ligden çekilme kadar da etkili şeyler oldu. Ha şunu da söyleyeyim. Demek ki yasal zemini oturtamadım ligden çekilmeyi. Ya da istediğim bir şey vardı. Elde ettin ya da başka bir şey vardı. O vardı bu vardı. Ben burasına girmiyorum. Ben işin şurasındayım abi. Fenerbahçe dün niye olağanüstü kongre yaptıysa sonucunu nasıl aldı ya da almadıysa orası önemli. Ha, Trabzonspor maçı Erden Timur hakkında konuşmalar işte e, Galatasaray üzerinde konuşmalar federasyon, Mehmet Büyükekşi Küçükekşi her gece yatarken bizi düşün sözleri Pendik Spor'a karşı özellikle Pendik Spor'un e, ve Murat Özkaya üçgeninin Galatasaray'ın gizli sponsorluklarının öğrenildiğine dair bir iddia. Yani sanki gizli sponsorlar öğrenilmiş gizli finansman gibi. Bu para ilişkisi incelensin dercesine bir Cümle söylenildi, cümle sarf edildi. Bence kaçırılan sihirli şeyler bu. Hani Galatasaray'ın arka bahçesi mi? Pendik spor Galatasaray'ın arka bahçesi mi? Bu bence aykırı bir cümleydi. Bence bu cümleyi biraz düşünün. Bu cümle niye söylenildi? Ee, niye konuşuldu? Bunu da düşünün. 18 yıl e sonra Kadıköy'de rezalet yaşandı. 2006'da denizdeki olaylar. Allah bildiği gibi yapsın o neydi onun adı. Selçuk Dereli'yi, Güney It, Çakır'ı, Halil Umut Medir. Allah bunları bildiği gibi yapsın. Arkadaşlar bilmediklerinizi ben size konuşayım. Muhtemelen burayı hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Edin Ceko. Edin Ceko. Samandıra'da harekete geçti. 3 kupa şansımız var diye takımı bütünleştirdi arkadaşlar. Hani Ali Koç cümlenin içerisinde diyor ya artık top Edin Ceko'da işte ona güveniyoruz şöyle böyle İsmail Kartal'a güveniyoruz diye. Abi Edin futbolcuları topladı. Bakın biz aslında ciddi karakterler edindik. Gerçekten ciddi karakterler edindik. Trabzonspor maçı normalde bizim bitme maçımızdı. Ben bunu günlerce söyledim size. Ben bunu size haftalarca söyledim. Hatta aylarca söyledim. Dedim ki biz getiririz getiririz getiririz. Trabzonspor maçında bizi yok ederler mahvederler. Biz oradan sonra aşağı iniş başlar dedim. Ama hiç beklediğim gibi olmadı. Aslına bakarsanız yukarı inme başladı. Fakat dikten çekilme tartışmalarının eşinde olduğu için böyle bir şey oldu. Edin Dzeko takımı topluyor. Ben buraya şampiyonluk yaşamaya geldim. Bu yolda ilerliyoruz. Avrupa'da son 8 takım arasına kaldık. Bizim için önemli olan tek şey sıradaki maç. Adana Demirspor karşılaşmasından başka bir şey düşünmeyelim. Şimdi bizim odaklanmamız gereken bu. Sezonu 3 sezon 3 kupayla kapatma şansımız var. Çıkalım, oynayalım, kazanalım diyor. Bu kadar basit. Ya şimdi ne Galatasaray'ın, ne Trabzonspor'un, ne Erdem Timur'un, ne Pendil'in hiçbir önemi var mı? Yok. Çağlar Söyüncü'den kötü haber diye bir haber girmişler. İsmail Kartal'ın moralini bozan gelişme diyor. Ee, saint Sen Jürgen'le deplasman oynanan maçta sakatlandı. Çağlar Söyüncü milli arada takımla çalışmalara başladı ancak henüz istenen seviyeye gelmedi. Adana Demirspor, Galatasaray ve Olympiakos maçlarında oynanması ve oynaması beklenilmiyor dedi. 7 maça çıktı zaten şu ana kadar. En azından diğerleri iyi durumda. Ve Fenerbahçe Çağlar'ın da geleceksene kadroda kalmasını istiyor. Ee, daha doğrusu Atletico Madrid'in Çağlar kararı var arkadaşlar. Fenerbahçe kalmasını istiyor ama Atletico Madrid kararı nedir? Bu da gündeme sürekli düşen haberlerden biri arkadaşlar. Bunu iki de bir de biz dinleriz, duyarız, merak etmeyin. Çok çok da duyacağız gibi geliyor nedense. Şimdi Atletico Madrid Gelecek sezon kadroda kalmasını umduğunu belirtiyor. Ya bize gelene kadar sıkıntı değil ama oraya gidince sezon sonunda sözleşme soracak Mario Hermoso ile yeni sözleşme konusunda bir türlü anlaşma sağlayamamış. 28 yaşındaki İspanyol oyuncunun da alternatifini belirlemiş Çağlar olarak diyor. Şimdi bu servisi çekildi e şu olacak bu olacak Marcos Alonso falan filan diye. Arkadaşlar Çağlar konusunda transferi konuşuruz. O sonraki iş bizim şimdiki işimiz bugünkü maç. Mesela Batshuayi Fenerbahçe'nin Batshuayi kararı diyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Israrla söylüyorum uzatacağız diye. Ee, ve şimdi yeni yeni haber yapmaya başlamışlar. 3 İngiliz, 2 İtalyan, 1 Belçika, 1 Fransız, 1 de Laz uçağa binmişler. Laz demiş ki Haçen demiş. Bu ne lan şey fıkrası gibi. Allah. <laughs> Toplam 7 kulüp Batshuayi'yi transfer etmek istiyor. Ancak Fenerbahçe'nin opsiyonu var. Taraftarın sevgilisi oldu. Ve takıma da ciddi bir katkısı var. Arkadaşlar biz bak kendi değerimiz olunca yok sayıyoruz. Hiçe sayıyoruz ama gerçekten bak şu ayının katkısı büyük. Bu sezon tüm kulvarlarda 36 maçı 21 gol 2 asist. Müthiş bir katkı bak. Az forvet bile değil bu adam. Bu adam as forvet değil. Müthiş bir katkı. Masaya oturulacak 2 artı 1 yıllık sözleşme teklif edilecek. 3 milyon euro alıyor şu anda. İlerleyen yaşından dolayı biraz aşağı çekilmek istenecek. 56 milli maçın milli forma giyim 56 kez milli forma giymiş Belçika milli takımı 27 gol atmış. Ben maç şu aynı uzatılma taraftarıyım. Hani biz hep şeyciyiz ya. Transfer yapalım. Şunu da alalım. Bunu da getirelim diye. Bakın eldeki tavuk belki de komşudaki kazdan daha iyidir. Bu gerçeği anlayalım. Gerçekten bak. Yani elimizdekini değersizleştirme konusunda Fenerbahçe'nin üstüne yok. Mesela Lincoln Henrique diye bir oyuncumuz var. Öyle değil mi? Biz bu oyuncuyu kiralık verdik. 25 yaşında. 4 kez Liberto Torres'te, 1 kez şeyde e, o ligde, 5 kez de başka şeyinde forma giymiş. Sadece bir asisti var mesela. Yetenekli bir isim. Çok yetenekli bir isim. Sol bek, sol açık, 10 numara, 8 numara oynayabilen bir isim. 6 milyon euro opsiyonuna gönderdik. Giderken attık, tuttuk. Ya bu gönderilir mi? Şöyle böyle bende dahil. Bu arada bilginiz olsun. Ha şunu da söyleyeyim. %15 hakkı eski kulübü Santa Clara'nın %85'i bizim. Oyuncu bu sezon Türkiye Kupası'nda bir maçta bir gol bir asisti var. 83 dakika geri kalan 652 dakika toplam süresi var. Burada da Brezilya Ligi'nde ve Kupası'nda yapıyor. Sadece bir asisti var. Bu şartlarda alırlar mı? Bu şartlarda zannetmiyorum. Ama Lincoln çok iyi bir futbolcu. Yetenekli bir futbolcu. Mesela bunu söyleyeyim. Miguel Crespo. Bir diğer yetenekli futbolcumuz. Biz çöplüyoruz. Biz yerin dibine sokuyoruz. Bak biz çöplüyoruz. Eğer Miguel Crespo başka takımda olsa lan hayranlıkla izleriz. Mesela Crespo'yu da onu da İspanya'ya verdik. Şimdi ben de dahil hepimiz eleştirdi bulunduk değil mi arkadaşlar? İşte bu gider mi? Bu gönderilir mi? Bunu göndermek hata. O gideceğine Zayt's gitseydi falan diye. Bu eleştirileri yaptık. Crespo'da 5 milyon euro piyasa değeri var. 27 yaşındaki Portekiz'de oyuncu. Onun da İspanya Ligi'nde şu ana kadar 7 maçı var 240 dakika. Yani bizim hayal ettiğimiz gibi böyle her maçta oynatmıyorlar arkadaşlar. Ve 7 maçta 3 tane sarı kartı var. Böyle sezonun oyuncusu falan da seçilmiyor. Ha opsiyonu var mı? Var satın alma opsiyonu var arkadaşlar. Bu arada Fenerbahçe'de %80'ine sahip Crespo'nun. Yani 10 milyon euroya gitse 8 milyon euro alacağız. %20'sine de Estoril sahip. Mesela Crespo iyi bir isim. Lincoln iyi bir isim. Önümüzdeki sene muhtemelen Fenerbahçe'de Galatasaray'da minik küçülmeler yapacaklar, yaşayacaklar. Mecbur yaşayacaklar. Yaşamazlarsa yok olma iyi göze almaları lazım. Diyor mu? Olay bu arkadaşlar. Şimdi 9 isimde büyük tehlike. Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u konuk edeceğiz. Ve arkadaşlar saat 20.30'da başlayacak müsabakada Maçı Arda kardeşler yönetecek. Arda kardeşlere şunu söyleyeyim. Ramazan Ramazan adaletli yönetirsen Allah bir derdine bir sıkıntına çare bulsun. Fenerbahçe'nin hakkını bile bile isteye isteye yemeye çalışırsan Allah yedirtmesin. Elini ayağına dilini boğazına dolaştırsın. Yedirtmesin bak bile isteye. Ben bu takımın hakkını yiyeceğim. Galatasaray şampiyon yaptıracağım dersen Allah bunu yaşattırmasın sana. Buna fırsat vermesin. Beddua etmiyorum arkadaşlar. Haram yemesin diye Ramazan ayında Mübarek günlerde dua ediyorum. İnşallah adam gibi yönetirsin. Ligde son oynadığı 5 müsabakayı da kazandı Fenerbahçe. Trabzonspor 3-2 ile geçti. 79 puanla 2. sırada girdi. Fenerbahçe'de 2 oyuncu eksik. O sayı Samuel Sarıkart cezası. Bunu herkes biliyordur. Bilmiyorsa da öğrendi. Joshua King'in tedavisi henüz sonuçlanmadı. Yani %70-80 oranında geçti diyorlar ama e, hafif ağrıları var Cengiz Ünder'in ve Fred'in. Ben iki oyuncunun da oynamasını beklemiyorum. Açıkça söyleyeyim. Buna göre karar verilecek iki oyuncuda da ama özellikle Fred konusu biraz şey. Sınırda 9 isim var. 1. Osterwolde. Zaten Osterwolde'yi hatırlarsınız. Trabzonspor maçında mimlendi. Hakemler şimdi sarı kart göstermek için delirecektir Osterwolde'ye. Edin Ceko. Bak şöyle yapayım. Mevki mevki. Sağ bekte Mert Müldür. O sahi zaten cezalı. Mert Müldür de şu anda sınırda. Muhtemelen Mert oynayacak. Sol bekte Osterwolde sınırda. Şimdi Dusan Tadic Cengiz Ünder orta sahada sınırda. Batshuayi yine forvette sınırda. Bak stoperlere de Bekao'yu ekleyeyim. Mert Müldür, Bekao, Osterwolde, Ferdi Kadıoğlu da sınırda arkadaşlar. Yine bir sol bekin. Sebastian Şimanski yine sınırda olan isim orta saha ismi. Bu arkadaşlar eğer kart görürlerse Fatih Karagümrük deplasmanında oynayamayacaklar. Sarı kart görürlerse. Hocam süper kupaya diyelim ki bunlarla çıkacağız. Sarı kart görürse. Arkadaşım ne diyorum ben? Ben ne anlatıyorum sana ya? Ya bir edepsizlik etmeyin. Bir dikkatlice dinleyin beni ya. Şimdi Fenerbahçe mesela Bekao Ciku ikilisine çıkmayı planlıyor bugün. Solda Ferdi, sağda Mert Müldür. Kalede Livakovic. Hani orta sahada Tadic, İrfancan, Şimanski, İsmail, yine Fred. Fred olmazsa orada Zayt, Mert Hakan yandaş denenebilir. Edin Dzeko. Bu isimlerle oynatmayı düşünüyor. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şu bir gerçek. Bunu yavaş yavaş eritmemiz lazım. Mesela Fenerbahçe'nin bu konuda profesyonel olmadığı görüşündeyim. Bu konuda biraz profesyonellik lazım. Bu sarı kartlar mesela Ferdi görüyorsa Osterwolde'nin sakin olması lazım. Osterwolde görüyorsa Ferdi'nin sakin olması lazım bunu da açık açık söylemiş oluyum arkadaşlar. Hakemlerden TFF'ye olay açıklamalar. Bakın bu beni çok etkiledi. Çok ilginç bir şey bu. Hürriyet yazarı Murat Fevzi Tanırlı açık, net olarak Türk hakemleriyle yaptığı görüşmeyi açıklamış. Hakemlerin yaptığı yorumlamalar bize ayrı kulüplere ayrı konuşuyorlar demiş. Bakın skandal aslında bu biliyor musunuz? Bu çok büyük skandal. Ne demek bize ayrı kulüpler ayrı konuşacağız? Siz kimsiniz? Kulüpler kim? Hiçbir hakemin sızdıracağını düşünmüyoruz. TFF başkanının tehdit ağır laflar işittiğimiz dönemde bile yapmamışken şimdi mi? Bakın TFF başkanından tehdit ve ağır sözler. TFF başkanından hakemlere tehdit ve ağır laflar. Bir. Bu dönemde bile biz bu bilgileri sızdırmadık diyor. Şimdi Trabzon Fenerbahçe tantanasının odağında mı sızdıracağız diyor. Birilerini kaydırmak istemesi yatıyor demiş. Kime fayda sağladıysa o adrese odaklanan diyor. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu üyeleri bize ayrı kulüplere ayrı konuşuyor diyor. Bak, sihirli sihirli cümleler var burada. Yani bu cümlelerden aslında bir film çıkar da neyse yine ben devam edeyim. Umutsuzluk, boş vermişti. Günü kurtarma hakim güvensiz ortamdayız. MHK söz sahibi değil. Sadece sekreterlik yapıyor. Tolga Özkalfa istifa deniliyor. TFF Başkanı görevden aldık diyor. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu bir tepki daha gösteremiyor. Yapay zekadan yara aldık diyor. Hakemleri anlamayan danışmanların yönlendirmesi falan. Yapay zeka atıyorsa niye sadece Ali Şansalan bir takımın maçında 3 senedir görev alamıyor diyor. Garip değil mi arkadaşlar bu istatistik? Bizler bunlar ne mesaj almalıyız? Bak hakemler açık açık itiraf etmişler ya. Hakemler de skandal itiraf bunlar. Dört büyüklerin maçını istemiyoruz diyor. Dört büyüklerin maçı. Ya bu bence son damla olmuş oluyor. İtibarsızlaştırma atı safhada futbolun katili Türk hakemleri tezahüratından dolayı okulundan senin baban katilmiş diye ağlayarak gelen çocuğu olan arkadaşımız var diyor. Tek katil deseler keşke. Önceleri fikstürde gözümüzde maç kestirir. <laughs> Gelir mi umuduyla yaşardık. Şu an ama maç gelmesin en iyi hakem evde oturan hakem ruh halindeyiz diyor. Dört büyüklerin maçtan hayal ederdik. FIFA kokartı rüyası kurardık. Ne heves ne maç sevdamız kaldı diyor. Galatasaray maçına çıkacak olanlar kelle gidebilir psikolojide göreve gidiyor demiş. Hatta Fenerbahçe ve Galatasaray maçına çıkanlar. Herkese ayrı ayrı yalan söylüyorlar diyor. Genç jenerasyonu çoğu Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında ev sahibi atmosferden etkileniyor demiş. Yalan. Fenerbahçe'ye çok rahat kartlar gösteriyorsunuz. Keşke Galatasaray'da aynısını gösterseniz. Bu konuda katılmıyorum size. Bir Galatasaray oyuncusuna eğer Galatasaray standında kırmızı kart gösterebilirseniz buna inanırım. Hızlı terfiler, tecrübe kazanmadan maçlara atanır olması Büyük Ekşiye Trabzon Başkanı Hüseyin Göçek Suat Arslanboğa. bak Mehmet Büyük Ekşiye Trabzon Başkanı Hüseyin Göçek Suat Arslanboğa Mete Kalkavan'a maç verilme, verilmesini istemediği doğru mu diye sorduğumuzda asla böyle bir şey yok dedi. Ancak sonuç malum diyor. Varda neler yapılıyor? Bize operasyon var diyor. Bak hakemlerin itirafları Dallas adeta başkan gibi Hangi karar referans alacağımızı şaşırdık. Hakta Allah seminerde trip atıyor. Keşke önceki seminerlere sızdırsalar da tutarsızlıklarını görseniz diyor. Sabah sürecini akşam değiştiriyor. Küçümsüyor. Hakta Allah diyor ki var davette size bu karar %99.9 değişecek demektir. Bu davetin anlamını kavrayın diyor. Bizleri de nasıl kılıp buluruz da karar değiştiririz Psikolojisinde inceliyoruz diyor. Bak. Nasıl kılıp buluruz da kararı değiştiririz psikolojisinde pozisyon inceliyoruz diyor ya. Arkadaşlar bak bunlar var ya. Yani Fenerbahçe kongresinde daha önemli bu konuşmalar ya. Ciddi söylüyorum size. Eskiden abilerimiz vardı yorum yapar tartışırlardı. Sindirilmiş şekilde oturuyoruz. Cesaret olmayan MK'ya söyleyip maç almasın diyor. Riva çok etkilendi diyor. Ama var görevleri maç sabahı belli oluyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı olmayanlar oh şükürler olsun mutluluğuyla kahvaltısını yapıyor. İki büyüye çıkanlar gergin endişeli. Riva'da seminerlerde neredeyse sosyalleşme kalmadı. Arkadaşlıklar daha iyi etkilendi. Yabancı hakem gelsin istiyoruz diyor. Bizler de yabancı hakem gelsin istiyoruz. Evet. Hakemler. Bizler de yabancı hakemler gelsin istiyoruz. Alenen düşüncelerimizi paylaştık. Şiddetle karşıyken can güvenliğimizi sürekli ağır eleştirilerden uzaklaşmak adına kabul ediyoruz. Yabancı hakem performanslarını kulüplerimizin yaklaşımını hem ülke hem biz görelim istiyoruz diyor. Yanlış duymadınız. Bu işten para kazanan, bu işten ekmek kazanan hakemler yabancı hakem gelsin istiyoruz diyorsa bu iş çok başka bir yere gitmiştir. Genç jenerasyon hakem sayısı çok az. Kadronun yarısı son iki senede çıkarılan isimlerden bize her türlü iftiraya atanları Allah'a havale ediyoruz demiş. Bize dik durun diyenler önce kendileri kulüplere karşı dik duracak. Kural ve yaptırma cesareti uygulayabilecek. TFF zihniyeti değişmeli, oyuncuların etik dışı davranışını, agresif kulüpleri, demeç kavgasını, tribün terörünü, çirkin tezahüratı, kötü zemini bitirmeyi öncelik edinen TFF istiyoruz. Dönüp dolaşıyor sadece biz kötüyüz. MHK değil TFF zihniyeti değişmeli. Hakemliğin 10 yıllık planı yapılmalı. Avrupa ve kalite ve tecrübe büyük sorun. Çağdaş, iletişimi iyi, otoriter kulüplere boyun eğmeyen, biat etmeyen, hakemleri sahiplenen, güvenme, saygı oluşturan yönetim istiyoruz. Dernek, siyaset, adamcılık zihniyeti yok edilmeli. Hakemlere karşı dik duracak. Ufuk Özerten, Zekeriya Alp gibi MHK başkanları istiyoruz. Bize başka kulüplere başka konuşan TFF MHK istemiyor. Kulüplerin maskası TFF başkanı istediğine göre değil. Performansa göre standart cezalar istiyoruz demiş. Arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum ama hakemlerden skandal ist ist yani itiraflar. Yani Yani inanılır gibi değil ya. Gerçekten bak. Şok oldum bu, bu cümlelerden sonra. İnanın ben şok olmuş durumdayım. Bu farkında mısınız bilmiyorum konuşulanların. Bak madde madde. Mesela TFF başkanları hakemlere tehdit, ağır laflar, federasyon, merkez hakem kurulu üyeleri bizi ayrı kulüplere ayrı konuşuyor. MHK söz sahibi değil sadece sekreterlik yapıyor. Mehmet Büyükekşi'ye Trabzon başkanı Hüseyin Göçek, Suat bu Mete Kalkava maç verilmesin diyor. Nasıl kılıp buluruz da karar değiştiririz. Psikolojisinde pozisyon inceliyoruz diyor. Bizler de yabancı hakem gelsin istiyoruz. Dernek, siyaset, adamcılık yok edilsin diyorlar. Ve bunların gölgesinde biz maç konuşuyoruz. Galatasaray ligdeki 31 maçının 12 tanesini bir farkla kazanmış. Bu 12 maçta Galatasaray toplam 7 penaltı kullanmış. Rakipleri penaltı kullanmamış. Bu 12 maçta Galatasaray'ın 6 golü vardan verilmiş. Rakibin 5 golü vardan iptal edilmiş. Bu maçlarda rakip 4 kırmızı kart görmüş. 12 maçta. Yani rakibinin 5 golü iptal edilmiş. 6 gol verilmiş Galatasaray'a. Yani 5 golünün 5'i de verilse rakiplerine Galatasaray 10 puanlık en az puan kaybı yaşayacak. Bu mantığa göre. Ama biz bunları konuşamıyoruz. Biz neyi konuşuyoruz? Biz şu anda rezaleti konuşuyoruz. Hepiniz takmışsınız Fenerbahçe çekildi çekilmedi ama çekilip çekilmemeden daha önemli bir mesele konuşuyoruz farkında mısınız? Şu konuşulan cümleler nedir arkadaşlar Allah aşkına bana biriniz itiraf eder misiniz, biriniz anlatır mısınız? Şu konuşulan cümleleri bana biriniz izah edin. Hakemler yabancı hakem isteyecek duruma geldiyse bu şu demek abi bizim hiçbir emniyetimiz, güvenliğimiz yok demek. Hani biz biz de emir kuluyuz. Bize zorla bunu yaptırıyorlar demek. Neyse uzun lafın kısası Fenerbahçemize bugün başarılar diliyorum. Çıkacak kadroyu konuştuk aslında. Mert Müldür, Ferdi e, sağa sağ sol bek diye konuştuk. Livakovic, Bekao, Ciko. İsmail e, Leitz olabilir. Kurunic olabilir. İsmail Kurunic Şimanski orta sahası da işlemiyor. O da enteresan bir orta saha. İsmail Mert Hakan Kurunic olabilir mi? Olabilir. Eee Onun dışında İsmail Kuruniç olabilir. İsmail Zays olabilir. İsmail Mert Hakan Şimanskı olabilir. Solda tabii sağda İrfancan. Forvette Ceko ile başlarız. Fenerbahçemize başarılar diliyorum. İnşallah adaletli bir hakem yönetimiyle kazanan Fenerbahçemiz olur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sıradaki videoda ya da canlı yayında görüşmek üzere. Maç önü canlı yayında arkadaşlar. Saat 19.30'da normalde ancak 19.30'da değil de 20'de yapma fikrim var. Ya da 19.45'te yapıp 20.15'te bitirme fikrim var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sonra zıtlaşmayalım. Çünkü Ramazan ayındayız. Malum iftar açacaklar var. Açmayacaklar var. Maç önü canlı yayınları çok izlenmiyor. Aslında benim maç önü canlı yayını yapasım da yok. Ama bakalım. Görüşmek üzere arkadaşlar.